Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle matematik sahnesi kitabında hazırlık sahnesi 34. sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar, birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler, birinci sorumuza baktığımız zaman yukarıdaki noktalı kağıtta verilen şekillerden kaç tanesi birbirine eştir diye soruyor. Gençler, eş olması için öncelikle kenar uzunluklarının ve açılarının aynı olması gerekir demiştik. Hatırlayacağımız üzere 16 sayabileceğim kenarları sayarsam bakın 1, 2 birim, 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim, 1, 2 birim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. Evet gençler, şöyle 1, 2 birim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 birim yazıyorum. 1, 2, 3 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. Arkadaşlar bakın, burada yüksekliğimize de bakacak olursak 1, 2, 3 birime 3 birim olarak görüyorum. O halde arkadaşlar, burada birbirine eş olan şekillerimiz bakın bu ve bu şeklimizdir. O halde kaç tanesi birbirine eştir? 2 tanesi birbirine eştir diyorum ve C şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet, geçelim gençler bir sonraki sorumuza. Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir diye soruyor. Gençler, öncelikle bir ABC ve KLM üçgeni çizmek istiyorum. Şimdi kenar uzunluklarının oranı gençler 1 demek, bunlar birbirine eş üçgenlerdir demektir. Eş üçgenlerdir. Benzerlik oranı eğer arkadaşlar 1 ise üçgenlerdir diyelim. Benzerlik oranı 1 olan şekiller birbirine eşidir diyoruz. Gençler, şöyle ABC'mizi yerleştirecek olursak. Diğer tarafta KLM üçgeni yerleştiriyorum. Şimdi CA kenarı arkadaşlar MK kenarıyla oranlar birbirine aynı, yani sonucun 1 olması bunların eşit olduğu anlamına gelir. CA ile MK gençler. Devam ediyorum. BC ile, buraya da tek çizgi koyalım, LM. Bir de BA ile, buraya şöyle bir şekil yazabiliriz, LK kenarları birbirine orantılı olacak diyoruz ve bir oranları 1 olacak diyorum. Yani aynı uzunlukta olması gerekir. O halde gençler, BC A açısının karşısında olduğuna göre A açısıyla bakın LM'nin karşısındaki K açısı birbirinin aynısıdır. Çift çizginin karşısı B, çift çizginin karşısı L. Gençler, buraya da şöyle çift dalga açı yapabiliriz. O halde açımızın eşliğini yazacak olursak ABC şeklinde yazarsam ABC üçgeni eşittir diyorum. A'nın eşi gençler K açısıydı. K, B'nin eşi L, bakın ikisi de çentikli açımız. İkinci sırada bu olacak. Sonra da C'nin eşi M'dir. KLM üçgenine eşittir diyoruz. Evet, cevaplara baktığımız zaman A şıkkı bizim sorumuzun yanıtı olur diyelim. Evet, devam edelim gençler. Bakın şuraya baktığımız zaman A, L ile eş değil gençler. Bunları da eleyelim. B ile L diyor gençler. Bakın B ile L eşit ama A ile M birbirine eşit değil gençler. A kiminle eşit? K ile eşit diyorum. Eliyorum. B ile K dedik. B ile K. Gençler bakın, burada B ikinci sırada, burada ikinci sırada L var. Yani B ile L eşit olmak durumunda diyoruz. Ve bunu da elemiş olalım. Evet. Üçüncü soruya geçiyorum. Yukarıda verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Gençler bakın, burada A açısıyla D açısı birbirine eşittir diyor. B F ile eş, C de E ile eş. O halde ismi yazarken ne yapmam gerekir? Aynı sırada olmaları gerekir. Bakın A gençler ACB'de birinci sıradaysa D birinci sırada. Evet, burada sıkıntı yok diyorum. B ile F. Bakın B üçüncü sırada, F üçüncü sırada, sıkıntı yok. C ile E her ikisi de ikinci sırada. Yani bu doğrudur. C ile E dedik gençler. Bakın C ile E, A ile D, son olarak da B ile F aynı sırada yer alıyor. Bu da doğrudur. Şimdi C şıkkına baktığımız zaman B ile E gençler. Bakın B ile F eşitti. Burada B ile E'nin birinci sırada olduğunu görüyorum. O halde B ile E eşit değil gençler. Yani bu yanlıştır diyorum. Sorumuzun cevabıdır diyelim. Evet bakın BF ile AD ile CD ile eş açı olmak zorunda deriz. Buna da doğru diyelim. Evet dördüncü soruya geldiğimiz zaman aşağıdaki noktalı kağıtta iç içe verilen şekillerden hangileri benzer değildir diye soruyor. Gençler öncelikle şunu söyleyelim. Bütün kareler benzerdir gençler. Çünkü açıları 90 derecedir ve kenarları da birbiriyle orantılıdır diyoruz. Şimdi A'ya baktığımız zaman 1, 2, 3 birime 1, 2, 3, 4. Bakın her ikisi de 3'er ve 4'er kenarı olan karedir. Kareler benzerdir. İki şekilde karedir diyelim. Ve kareler benzerdir. Şimdi C'ye bakıyorum bakın. Bir kenarı 1. Diğer kenarı 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Birisi 1'e 1. Diğeri 6'ya 6. Her ikisi de karedir. Ve benzerdir gençler. Evet, bunlar benzer. D'ye baktığımız zaman her ikisi de yine gençler bakın. 1, 2, 3, 4'e 4. Diğeri de 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya 6. Kare olarak görüyoruz. Bu da benzerdir diyorum. B'ye baktığımız zaman bakın küçük olan gençler 1, 2'ye 3. Diğeri 1, 2, 3, 4'e 4. Birisi kare, diğeri dikdörtgen, benzer değildir diyorum. Ve B şıkkını doğru seçenek olarak işaretliyorum. Evet devam edelim. Aşağıdaki çokgenlerden hangisinin benzerlik oranı 1/2 değildir diyor. Gençler hemen şekillerimizin kenarlarını sayalım. Bakın 2'ye 3, 4'e 6. Şimdi burada kısa kenarları oranlarsam 2/4, uzun kenarları oranı 3/6. Sadeleştirecek olursam bakın 1/2'dir. Demek ki bunlar benzerdir. B'ye bakıyorum. Evet, dik üçgenin bir kenarı 2, diğer kenarı 2. Burada kenarları 4'e 4 gördüm. O halde 2/4'ten 1/2'dir ve benzerdir. 1, 2, 3, 4'e 2 gençler. Bakın 2/4'ten 1/2'dir. Şimdi D'ye baktığımız zaman bir kenarı 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gençler bunun benzerlik oranı 1/6'dır. 1/2 değildir diyorum. O halde D şıkkı sorumuzun doğru yanıtı olur deriz. Evet devam ediyorum. 6. soruya geldiğimiz zaman yukarıda verilen iki üçgen arasında ABC üçgeni benzerdir KML üçgenine. İlişkisi vardır. Buna göre aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? Gençler öncelikle şu üçgenimizi sırasıyla yerleştirelim. A ile K eş açılardır. Bunlara şöyle noktalı açı diyebilirim. İkinci sırada B ile M. Üçüncü sırada da C ile L aynı açılarmış gençler. Şimdi benzerlik oranı bulmak istersem gençler. Benzerlik oranı noktalı açının karşısında gençler 9 var. Burada noktalı açının karşısında 6 var. 9/6. Bunu sadeleştirecek olursak 3/2 olabilir. İstersek ters olarak yani 2/3 de diyebiliriz. Bakın burada 3/2 dediği için bu bilgiye doğrudur diyorum. Şimdi gençler yerlerine yazacak olursam küçük üçgenimiz. Bakın burada küçük üçgen. KML üçgeni, diğeri ABC üçgeni büyük. KM kenarı 1. Diğeri AB kenarı 3 diyor gençler. Ama bizim benzerlik oranımız küçük üçgeni yukarı yazacak olursam benzerlik oranı şöyle yazabiliriz. 2/3'tür diyoruz. Bakın gençler KM bölü AB 1/3 değil 2/3 olabilir. Yani bu bilgi yanlıştır diyoruz. Sorumuzun doğru cevabıdır. Şimdi benzerlik oranı ile 3. bilgiye baktığımız zaman C'ye benzerlik oranı çevre oranına eşitti. Yani 2 bölü 3 doğrudur, olabilir diyoruz. Alanları oranı da gençler, alanlar oranı benzerlik oranının karesiyle. Şimdi benzerlik oranı arkadaşlar 3 bölü 2 diye alacak olursam alanları oranı AO diye göstereyim. 3 bölü 2'nin karesi olmak durumunda. 3'ün karesi 9 bölü 2'nin karesi 4. 9 bölü 4 olabilir diyoruz. Bu bilgi de doğrudur diyorum. B şıkkın sorumuzun doğru cevabı olarak vermiştik. Evet, devam edelim. 7. soruya geldiğimiz zaman yandaki noktalı kağıtta verilen dikdörtgen ile benzerlik oranı 1 bölü 2 olan dikdörtgen çizilecektir. Buna göre kenar uzunlukları tam sayı olarak çizilebilecek dikdörtgenin çevre uzunluğu en az kaç birimdir? Şimdi gençler burada iki tane dikdörtgen çizebiliriz. Öncelikle benzerlik oranı 1 bölü 2 olacağı için ve çevresini az istediği için ne yapmam gerekir? Çevreye az istediği için bu verilen dikdörtgenin büyük olan dikdörtgen olduğunu düşünmemiz gerekir. Şimdi kenarları sayarsam gençler 6 birim ve 8 birim. Şimdi şöyle iki tane dikdörtgen çizmek istiyorum. Bakın bir tanesi biraz daha büyük olsun. Diğeri de küçük bir dikdörtgen olsun. Öncelikle büyüğü gösterecek olursam gençler. Şimdi benzerlik oranı 1 bölü 2 ise eğer bana verilen bu dikdörtgeni küçük olarak kabul edersem 6 bölü bakın buraya x dersek gençler ne olması gerekir? 6 katı 6 katı yani 2 çarpı 6'dan 12 olur bizim kısa kenarımız. Diğer tarafta o zaman uzun kenarda 8'in 2 katı 16 olur diyoruz. Şimdi 12 ile 16'yı toplar 2 ile çarparsam çevre uzunluğunu bulurum ama en fazla olan değeri bulurum. O halde en az dediği için bize verilen arkadaşlar yani 6 ve 8 olan şu dikdörtgeni büyük dikdörtgen olarak kabul edeceğim. 1 bölü 2 eşittir diyeceğiz. Gençler 6 bizim için büyük kısa kenar olsa bakın ne olur? Yarısı 2'de 1 yani 3 olması gerekir kısa kenarımız. Aynı şekilde 8'in yarısı 4 birim olur uzun kenar. Bu çokgenin çevresi, dikdörtgenin çevresi 2 çarpı 3 artı 4'ten 2 çarpı 7 14 birim olur. En az diyoruz. Evet en az 14 olur. En fazla da gençler 28 çarpı 2'den 56 olur. En az istediği için B şıkkı sorumuzun doğru yanıtı olur diyelim. Devam edelim. Yukarıda verilen dikdörtgen belirlenen hangi noktalar boyunca katlandığında eş şekiller oluşmaz diye soruyor. Gençler öncelikle şöyle doğru parçamı alıyorum. A şıkkı ile başlayalım. B ile P'yi birleştirelim. Şimdi B ile P'yi birleştirdiğim zaman gençler bakın bu kenarlar zaten birbirine eşit. Şimdi şuraya baktığım zaman 2 birim. Bakın burası 2 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya 6 birim. Yani bu iki şekil birbirine eşittir. Şöyle temizleyerek devam ediyorum. B şıkkına geçiyorum. D ile U'yu birleştireceğim. Gençler D ile U'yu birleştirdiğim zaman iki tane ne çıkıyor ortaya? Kare çıkıyor bakın. Burada bu şekiller birbirinin benzeridir veya eşittir deriz. Eşittir diyelim gençler. Eş şekli soruyor. B ile R'yi birleştireceğim. Şurayı temizleyeyim. B ile R'yi birleştirdik. Gençler bakın burada 2 birim kaldı. Burası 3 birim oldu. Diğer kenarlara baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 5'e 6. Şimdi kenar uzunlukları gençler bakın kısalar birbirinden farklı, uzunlar da birbirinden farklı. Demek ki eş şekil olmaz diyorum. Son olarak C ile R'yi birleştirelim. C ile R'yi birleştirdiğim zaman bakın burada kenarlarımız 3'er birim. Buralarda gençler 5'er birim ve eşşekler olduğunu görüyoruz. Evet o halde sorumuzun cevabı C şıkkı olur deriz. Evet devam edelim. 9. soruya geldiğimiz zaman yukarıda kenar uzunlukları santimetre cinsinden verilen İki dikdörtgen benzer olduğuna göre, gençler benzerlik olduğunu söylüyor. X kaçtır? Şimdi kısa kenarlara baktığımız zaman benzerlik oranı gençler hangi değeri biliyorsak o değerleri birbirine bölerek benzerlik oranı söyleyebiliriz. 5/10 olarak söylersem bakın soldaki yani küçük olan dikdörtgeni pay kısmına yazdığıma dikkat edelim. Sadeleştirsek 1/2'dir. O halde 1/2 benzerlik oranı aynı zamanda uzun kenarları da geçerlidir. Bakın bunun uzun kenarını pay kısmına yazıyorum. 4x + 6. Bunun uzun kenarı da 12x. Evet, bunlar birbirine eşittir diyeceğiz. İçler dışlar çarpımı yaparsam 12x eşittir. 2 ile 4x çarparsam 8x + 2 kere 6 12. Buradan 8x'i sol tarafa alırsam 2 kere 6 12 diyecektik gençler. Şurayı düzeltelim. Evet, çok özür diliyoruz. 2 kere 4 x 8x 2 kere 6 12. Evet. (12x'ten) 8x'i çıkardım. 4x eşittir 12 ise her iki tarafı 4'e bölersek x'in değeri 3 birim olur deriz veya 3 santimetre olur deriz. Bunu da D şıkkında doğru cevap olarak işaretleriz. Evet, 10. soruya geçiyorum gençler. Yukarıdaki noktadaki hatta verilen üçgenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sordu. Gençler öncelikle hem yüksekliklerimizi hem de kenarlarımızı sayabildiğimiz tabanları sayalım. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4'e yüksekliğimiz 4. 2'ye yükseklik 2. Şimdi gençler benzerlik oranı 1/2 olabilir. Evet, küçüğü pay kısmına büyüğü payda yazarsam benzerlik oranı BO olarak göstereyim. 2/4 yani 1/2 olabilir. Evet, doğrudur diyebiliriz. Alanları oranı gençler benzerlik oranın alanları oranı benzerlik oranı BO diye gösterirsek BO'nun karesiydi. 1/2'nin karesi 1/4 olabilir diyoruz. Evet gençler, olabilir dediği payda kısmına veya pay kısmına büyüğü de yazabiliriz arkadaşlar. Yani değişebileceği için bunu olabilir şeklinde değerlendiriyoruz. Çevreler oranı arkadaşlar benzerlik oranı ile çevreleri oranı birbirine eşit olacaktı. Bakın 1/4 değil 1/2 veya 2 olması gerekir. 2/1'den 2 olmalı. Diyelim yani yanlıştır. C şıkkı sorumuzun cevabıdır diyoruz. Yükseklikleri oranında 1/2. Bakın 2'yi 4'e oranlarsak 1/2'dir diyebiliriz. Evet, C şıkkı sorumuzun doğru yanıtı olur dedik. Devam edelim. Evet, KLM ve DEF üçgenleri arasında KLM benzerdir, DEF ilişkisi vardır. LM kenarı gençler EF'nin 3 katı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur şeklinde soruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir iki tane üçgenim şurada çizmek istiyorum. Birisini biraz daha küçük çizelim. Şimdi arkadaşlar KLM hemen yerleştiriyorum. DEF. Şimdi sıraya baktığım zaman K ile D birbirinin aynısı. Noktalı açı dedim. L ile E çentikli açımız olsun. Son olarak da M ile F aynı açılarmış. Şimdi LM gençler EF'nin 3 katı olduğuna göre. LM EF'nin. O halde ben EF'ye x dersem LM 3x olmak durumunda. Şimdi 3 katı olduğunu gördüğümüze göre gençler buraya y dersem DF nokta çenteklinin karşısına çenteklinin karşısı 3y olur. Aynı şekilde F açısının karşısına z dersem burası da 3z olur deriz. Peki gençler şimdi şıklarımıza baktığımız zaman A şıkkında DF'nin KM oranı gençler. Doğruyu soruyor, dikkat edelim. DF'nin uzunluğu gençler y idi. Bölü KM 3y. Y'ler birbirini götürür. 1/3'tür gençler. 3 yanlıştır. KL gençler 3 ise DE'ye baktığımız zaman Z'ler birbirini götürdü. 3 kaldı. Bakın burada 3 var. Bu bilgi doğrudur diyoruz. Ve B şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Diğerine baktığımız zaman LM gençler. LM 3x EF'de x. X'ler birbirini götürür. Bakın benzerlik oranı 3 çıktı. KLM bölü DEF'nin çevreleri gençler 1 bölü 3 değil. 3 bölü 1 olmalıydı. Bakın bu bilgi yanlıştır. Evet. O halde B şıkkını doğru yanıt olarak verdik diyelim. Evet. Devam ediyorum. 12. soruya geçiyorum. Yukarıdaki noktalı kağıtta verilen şekillere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Şimdi gençler bana verilen çokgenlerin veya dikdörtgenlerin kenarını sayalım. 1'e 2 birim, 2'ye 1, 2, 3, 4 birim, 1, 2'ye 1, 2, 3, 4, 5 birim, 2'ye 4 birim, 3'e 2, 4, 6 birim. Şimdi K ile L benzerdir diyor. K ve L'ye baktığımız zaman bakın kısa kenarlar 1 bölü 2. Şöyle A şıkkı diye gösterelim. Uzun kenarlarda 2 bölü 4. Evet, benzerlik oranı birbirine eşittir. Yani bunlar benzerdir. P ile L eşittir gençler. Yani ölçüleri de birbirine eşit olacak. P ve L'ye baktığımız zaman kısa kenarları 2'şer, uzun kenarları 4'er. Yani birbirine eşittir diyorum. Doğrudur. M ile N benzerdir. Gençler M'ye baktığımız zaman M'nin kısa kenarı şöyle C şıkkı diyelim. 2. N'nin kısa kenarı 3. Şunlar kısa kenarlar. Yani 2 bölü 3 gibi bir benzerlik oranı var. Uzun kenarlara baktığımız zaman 5 bölü 6 görüyorum. Bakın 2 bölü 3 ile 5 bölü 6 arkadaşlar birbirine eş değildir. Yani aynı oranda artmamıştır diyoruz. Yani benzer değildir diyorum. Ve C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır diyoruz. L ile N de benzerdir diyor. Hemen L'ye baktığımız zaman kısa kenarı 2 idi. N'nin kısa kenarı 3. 2 bölü 3. Uzun kenara baktığımız zaman 4 bölü 6. Gençler 2 bölü 3 ile 4 bölü 6 birbirine eşittir. Yani oranlar aynı olduğu için benzerdir. Yani doğrudur diyoruz. Evet, C şıkkının sorumuzun doğru yanıtı olarak işaretlemiştik. Evet arkadaşlar, bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.